bizler kalabalık aile olmadığımız için bize çok ağır gelmese de kalabalık ailelere 8-10 tane yiyen, ne bileyim 7 tane yiyen ailelere çok geliyor tabii. Az değil yani. Yani günün şartları müsait değil. Diğer ocağımız olsun, eski annemizin, atamızın yaptığı gibi işte yapalım, yiyelim. Onun için birazcık şu vatandaş mağdur oluyordum. Sassın, ekmeği sassın. Destekliyor musunuz? İyi olan şeyi destekliyorum. Kaç tane ekmek alıyorsunuz evinize? İki kişiyiz biz zaten. İki ekmek alıyoruz, 4 gün gidiyor. 4 gün gidiyor. Evet. Kaç para ekmek aylığında şu anda? 75 kuruş. 50 kuruş alıyoruz. 50 kuruş. Bir ara 50 yaptılar. Şimdi yine 75 kuruş. Tamam. 50 kuruş. 50 kuruş alıyorduk bir ara. Şu anda 75 kuruş. Halk ekmek uygulaması başlaması sizce olumlu mu, olumsuz mu? Bence olumlu. Ben arkadayım. Çok resmi işlerde çok da netice yok. Orası bakacağım. Böyle özel işlerin peşinde durursa resmiyet bunun daha sağlıklı olur. Evet. Bak bizim orada fırın bak özel. Allah razı olsun. Pırıl pırıl ekmek çıkarıyor. 50 kuruş. Bir ara boğdu da yaptılar da. Bahçelerden karşısında. Halk ekmek uygulaması. Daha önce Aydın'a uygulandı mı? Ben yeni geldim zaten. Ben çok Nazil'de oturuyordum. Aydın'a yeni geldim. Bilmiyorum. Şimdi biliyorum desem yalan söylerim. Çok eski olduğunu biliyorum. Çok da şikayeti olduğunu biliyorum. Şimdi devletin bazı kurallara girmemesi gerekir. Hı hı. Girecek yerlere girsin. Devlet küçülmemesi lazım. Devlet, bunlar, devlet değil yani, belediye. Belediye devletin paşası. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Belediye öyle bir iş yapıyorsa iyi olur. Çok iyi olur, faydalı olur. Vatandaş uygun ekmek yemiş olur. Güzel olur vatandaş için. Evet. Kaç ekmek alıyorsunuz günde? Günde 4 ekmek alıyoruz. 4 ekmek. Evet. Kaç paradan alıyorsunuz? 750'den. 75 kuruştan alıyorsunuz. Evet. Daha ucuz ekmek olursa bu sizin bütçenizde de... Muhakkak tabii. Ucuz olursa daha iyi olur. Evet. Teşekkür ederim. Peki. Anne siz? Aynı konuda? Biz de aynısı. Hanımım ben. Evet. Ucuz olursa güzel olur. Evet. Vatandaşa bir şey olur. Cebine para girer mi sence böylece? Cebinde para kalır mı ekstra? İcarında kalır tabii. Evet. Doğru söylüyorsun. Kitimin açık ucu uzunması da yarına da kalsa diyor. Evet. Uygun olur. Seviniriz. Teşekkür ederim. Fakirler tabii çıkarsa iyi olur. Fakirler buradan alabilir. Ucuz olur. Herhalde ucuz olacak. Bu diğer şirketlerden ucuz olacak. Ucuz olduğu için de herkes orada rahatlıkla ekmeğini temin edebilir. Ama bir yerde mi olacak veya birkaç yerde mi olacak? 7-8 yerde düşünüyorlar. Tamam, çok güzel. Hemen başlasın, belediye başkanım. Tamam. Ben de selam söyleyeyim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür. Doğru mu? Ekmek, yani evet, biz bunu soruyoruz sadece şu anda. Buyurun. Bir kere önce, halk ekmekten önce, insan sağlığına faydalı un ve üretimin hangi bantta yapılacağına bir karar versin. Çevre ilçelerde, Söke'de mükemmel ekmekler çıkıyor. Tamamen tam buğday unundan. İnsan sağlığına daha zararlı, katkı maddesi daha az olan ekmekler üretiliyor. Bunlar örnek alınabilir. Daha önce de önerdik bunları arkadaşlarımıza. Fakat vatandaşımız maalesef layık olmadığı bir ekmekle karşı karşıya. Fırıncıların dini imanı, para, rant, başka bir şey yok. Eğer belediye bu anlamda halk ekmeğe bir kalite getirecekse, ekmeğe bir güzellik, insanların çünkü sadece beslendiklerinin ana temel maddesi ekmek. Bütün umutları bu. Hiç olmazsa buna birazcık katkı sağlarlarsa benim için mutluluk olur. Yoksa ben zaten ekmeğimi Alaşehir'den de getiriyorum. Söke'den de alabiliyorum. İyi ekmek. Orada Albayrak ve Cumhuriyet fırınları var. Mükemmel fırınlar. Onları örnek alırlarsa süper olur. Evet. Şunu sorayım. Yıllar önce bizim aldığımız bir karar vardı. Fırınların şehir dışına alınması, daha sağlıklı ortamlarda ekmek üretilmesi diye. Hala bu uygulanmadı. Hala apartman altlarında ekmekler çağdaş olmayan koşullarda yapılıyor. Çağdaş olarak yapmak isteyen olanlara belediye geliyor zaten. Yani burada bir tuhaf bir durum var, anlamış değilim yani. Neden kanunda belirtildiği gibi ekmek fırınları daha çağdaş, daha modern, daha sağlıklı ortamlarda yapılmıyor? Anlamış da değilim yani. Halk ekmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle destekliyorum yani. Evet. Rekabet olmalı, kalite artmalı yani. Kesinlikle. Yani halk ekmeği destekliyorum. Destekliyorum.
Hatta tam... Yardım. Evet. Dar gelirliğe yardım. Çok güzel bir şey. Güzel düşünmüş hanımefendi. Belediye resimizde memnun musun? Çok güzel düşünmüş. Günde kaç ekmek alıyorsunuz evinize? Biz emekliyiz, iki evet. tane alıyoruz. Bazen bir tane alıyoruz. Ama günde 8-10 tane ekmek alanlar da var. Alanlar var. Allah yardımcılar olsun. Evet. Çok zor. Evet. Hayat şartları çok zorlaştı. Allah inşallah sonumuza hayır getirsin. İyiye gitmiyoruz, kötüye gidiyoruz. İyi günlerde değiliz. Yani belediyenin bu halk ekmek uygulaması... Çok güzel bir şey. Sizce? Bence çok güzel bir şey. Evet. Bir zarar etmeyecekse... Evet. Çok güzel bir şey. Kimseye bir zarar dokunmayacaksa güzel. Tamam.